Kokoreççi, otogalerici, emlakçı gibi görünüp aslında tefecilik yapıyorlardı. Ankaralı'nın kabusu olan o çete emniyetin operasyonuyla çökertildi. 16 kişiden silah zoruyla senet aldığı ortaya çıkarken çeteye borçlanan bir kişi de ne yazık ki canına kıydı. Konuşma bahanesiyle beni çağırdı. Oturduk, bir dağ başına gittik. Orada zorla elimden evrak alındı. Tek mağdur o da değil. Çünkü o çete varlıklı kişileri tespit ediyor. İddiaya göre zorla senet imzalatıp mallarına el koyuyordu. İmzayı ben attım ama zorla. Ben bilincim yerinde değil, elim falan tutmuyordu. Silah var mıydı? Silah vardı. Gölbaşında taksicilik yapan Bünyamin Tunç'un canına kıymasıyla Ankara'ya korku salan çete deşifre oldu. Çünkü tefecilik tuzağına o taksici de düşmüş, borcunu ödemesine rağmen taksinin ruhsatını tefecilerden alamamıştı. Arkasında bir mektup bırakarak canına kıyınca soruşturma derinleştirildi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı aynı çetenin 16 kişiyi daha mağdur ettiğini ortaya çıkardı. Şahsın yatak odasında bulunan güvenlik kamerası dışarıyı izlemek amaçlı. Senete sadece imza ve isim. Gerisini kendileri doldurmuş. Araba, ev, daire bir şey verip alıp satsan ona da kabulüm. Öyle hiçbir şey yok. Silahı gösterdi. Ben o anı hatırlayamıyorum. Hani arabadan inip kaçmaya yeltendim. Yürüyemiyorum. Ayaklar tutmadı. Malik Bey çetenin bir üyesiyle bir restoranda bir araya geldi ve iddiaya göre kendisine zorla senet imzalatıldı. Senetin üzerindeki meblağ 470 bin liraydı. Senedi yırtıp attım demesine rağmen o çete üyesi senedi işleme koydu. Ve ne olduysa ondan sonra oldu. Şu an benim 2 milyon değerinde arsam İcradan satışa çıktı. 950 bin lira satışa çıktı. Senetteki imzayı inceleyen adli tıp uzmanları da imzanın tamamının ona ait olmadığını tespit etti. Ankara Emniyeti mali suçlarla mücadele ekipleri çeteyi çökertmek için operasyonun düğmesine bastı. Sabahleyin geldiler, dükkanda arama yaptılar. İddiaya göre o çete Gölbaşı'ndaki bu emlak ofisini de paravan bir adres olarak kullanıyordu. Polis ekipleri sabah buraya da baskın yaptı ve emlak ofisinin sahibi gözaltına alındı.